Herkese merhaba, kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle BKM kargomu açıyoruz. BKM'den çok tatlı kitaplarım geldi. Biraz poz vereyim, videonun kapağı çıksın. Ben tabii ki de heyecanıma yenik düşüp dün kargomu açtım. Kargom dün gelmişti. Hatta içlerinden bir kitaba başladım. Bu kadar güzeller ki gerçekten dayanamadım. Hemen ilk kitabımı gösteriyorum. İlk aldığım kitap Beyza Alkoç'un yazmış olduğu Bul Beni kitabı. Çok fazla Instagram'da görüyordum. Bookstagram'lar işte okuyup yorumluyorlardı. Ben de kaçırmak istemedim böyle. Üstünden çok geçsin istemedim. Ben de yorumlarımı hazır daha yeni çıkmışken taze bir şekilde paylaşmak istedim. O yüzden de hatta ilk bu kitaba başladım. Beyza Alkoç'un son zamanlarda çok fazla başarısını duyuyorum. 3391 kilometre film olmuştu. Şimdi 0 kilometre çıktı. Yakında da karantina çıkıyor film olarak. Biz bunlarla büyüdük ve bu kitapların şimdi bu şekilde basılması, işte tekrardan baskılara gitmesi, daha sonra filmlerin çıkması, hatta yani film galaları için sadece Türkiye'de değil yurt dışına da gidilmesi ya gerçekten paha biçilemez bir şey. Hani Beyza'yı böyle hani karantinadan beri bildiğim için böyle çok bizden biri gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum, o da bizimle büyüdü, biz de onunla büyüdük bence. Başarısına gerçekten yakından şahit oldum. Mesela biz büyüdük, bizden geçti. Ama hani o hep o kendi kitlesine bir şekilde iyi duygular, yeni tohumlar ekebildi onların içlerine. Mesela hani o da bizimle beraber hani biz büyüdükçe yazım tarzını değiştirmedi. Ya o hep aynıydı. Ve biz de onun elinden geldik geçtik. Bizden sonrakiler de onun elinden şu an gelip geçiyor. Ve biz ne kadar hani artık büyümüş olsak bile, ben Beyza'yı okurken işte onlar lise sondu mesela karakterleri ve abla abilerimdi. Şu an ben mesela üniversiteye geçtim. Şu an karakterleri benden de küçük aslında. Hala okumaya devam ediyorum yani. Hani bizden geçti diyorum ama bizden o şekilde geçmiyor. Kitlesini çok iyi yönlendirebiliyor. Beraber de çok güzel işlere imza atıyorlar. Hani ben de en azından okuyarak bile destek olsam, bu başarıya ufacık bile olsa katkı sağlayabilirsem zaten ne mutlu bana. Gerçekten hayırlı olsun. Her işin, her yolun açık olsun. Bahtın güzel olsun. Seni çok seviyorum Beyza. Zaten seninle büyüdüm. Yeri bende her zaman ayrı. Hemen kitabın şöyle bir dışına bakın. Çok güzel. Aşırı derecede güzel. Ya okumaya başladım bu arada 50. sayfada falanım. Ya bir kadının yazım dili. Ya hiç mi? O kadar başarılı ve akıcı yazıyor ki ya, değişmiyor ya. O hep aynı gerçekten. Çok seviyorum. Çok seviyorum. İçinden böyle bir kart çıktı. Hemen alıntıyı okuyorum size. Yaralı bir kalbi sarmayı en iyi ben bilirim dedi. Kendiminkini yıllarca bir başıma sardım. Arkasında da belki bu hikayenin eksik sayfası sensin yazıyor. Hemen posterini göstereceğim ama büyük ihtimalle bana yanlışlıkla iki poster göndermişler. Çünkü şu şekilde. Yani normalde şu olması gerekiyordu. Bunun aynısı burada da var. Yani bu kesilmemiş büyük ihtimalle. İçinizden herhangi birine BKM siparişinden poster çıkmadıysa bilin ki o poster bende. Bu arada posterdeki yazıyı okumadım. Sonra bir noktada bir şey oldu. Bir balon patladı. Önce sesinden korktum. Sonra sessizliğinden. Ya o kadar güzel ki. Bir de ben mesela hani kapak farklı olacak benim için. Hani ayraç tasarımı farklı. Bu posteri farklı olacak. Yani farklı olması gerekiyor bence. Ben hani çok başarılı buluyorum ve emek verildiğini düşünüyorum. Eminim kitabı okudukça da aslında ufak detaylar var. Bu işte camda, camın aynalarında, önlerinde kitaplar falan var. Gerçekten hani detayların olduğunu düşünüyorum aslında. Gerek posterde gerek araçta ya da kitap kapağında. Bunları da hani okudukça fark ederim diye umuyorum. Neyse, ikinci kitabımıza geçelim. Aldığım diğer kitapta Kübra Berk'in Unutulmuş Kuşlar Göğü adlı kitabı. Bana bir tık yani değişik geldi. Kitabın zaten kapak tasarımını çok beğendim. Kübra'yı uzun zamandır okumuyordum. Gerçi ben uzun zamandır kitap okumuyordum. Çünkü YKS'den sonra hani kitap okuma alışkanlığımı kaybetmiştim. YKS'de de okuyamamıştım. Ve hani okusam da mesela genç kurgu kitapları okuyamıyordum. Genç kurgu okuduğum için şu an çok mutluyum. Kübra'yı da çok seviyorum. Operatöre Bağlanıyorsunuz serisiyle benim kalbimde ayrı bir taht kuran biri. Ve çok tatlı bir kadın ya. Gerçekten hani ya kitabın hani konusu zaten güzel. Ama ben kitabın konusunu bilmiyorum. Hani sadece Kübra için bile alır okurum bir kitabı. O kadar tatlı biri. Bu arada gerçekten Kübra'dan benim okuduğum ilk fantastik kitap. Yani fantastik demeyeyim de. İlk farklı bir evrende geçen kitap diyeyim. Aynen ya, bilmiyorum. Çok değişik. Bana ilgi çekici geldi. Bilmiyorum. Yani Kübra için bile okurum zaten. Yani konusu zaten güzel. Güzel olmasa da okurum.
Onu seviyorum. Ay bu kadar Kübra demişken devam edelim ondan. Bir Papatya şarkısı. Ben bu konusunu okudum. Kız şarkıcıymış falan yani hayal şarkıcı olmakmış. Ve bana çok değişik geldi. Çünkü çok fazla hani böyle ana karakterin ünlü olduğu, ana karakterin böyle müzisyen olduğu kitaplar çok okumamıştık. Yani okusak bile ana kız karakterin olduğu ben çok okumamıştım. Hatırlamıyorum yani şu anda okuduysam da. Kapı bana çok tatlı geldi ya. Kimisi bunu beğenmiyor ama. Oha kızla benzemiyor muyuz? Ay sanırım bu benim kız. Oha şu an kendisi çok benzedi. Neyse. Bunun ayrıcı papatya alan çok tatlı. İlk bunu okuyacağım. Hoşuma giderse ikinci kitabını da almayı düşünüyorum. Daha sonra da bir papatya şarkısını okuyacağım. Kübra'yı çok seviyorum. Diğer kitabım Sezin Karameşe'nin Yıldıza Dokunmak adlı kitabı. Bunun için hatta yabancı bir sanatçıyla anlaşıp şarkı falan çıkarmışlardı. Ben Sezin'i çok seviyorum. YouTube'dan seviyorum. YouTube'dan çok onu takip ediyordum yani. Her videosunu da izlemeye çalışıyordum elimden geldiğince. Ve bu kitabı için çok heyecanlıydı. Gerçekten hani böyle onunla mutluluğuna şahit olmak, işte kitabı yazım süreci olsun, basım süreci olsun hani onun tüm heyecanlarına şahit olmak benim için gerçekten inanılmaz bir şeydi. Kitabı almayı zaten çok istiyordum. Aldım ama şöyle ufak bir sorunumuz var. Maalesef benim kitabım arkadaşlar hasarlı geldi ya. Yani bakın şöyle. Şurası biraz değişik geldi. Şöyle. Yapıyorum çok üzüldüm. Gerçekten normalde BKM yapmazdı böyle bir şey ama bu kitap hani nerede kaldı bilmiyorum ama o kadar üzüldüm ki bu kitabı okuyamayacak oluşumdan ötürü. Geri iade edeceğim muhtemelen bu kitabı. Hemen okumak istediklerim arasındaydı. Adaya veda eden isim Yıldız'a Dokunmak. Sıradaki kitabımızda Rey İdeli'nin Her Kimsen. Rey İdeli, Rukiye İdeli. Yazar aslında Eflel'le ünlü. Hani Eflel'in yazarı biliyorsunuzdur. Ama ben Eflel'i okumadım. Daha sonra biraz 4 kitap olduğunu görünce gözüm korktu açıkçası. Çünkü hani ondan hiç kitap okumamıştım. O yüzden ben de bu kitapla başlamak istedim. Yazarın bir kalemiyle tanışayım, bir diliyle tanışayım. Daha sonra hani hoşuma giderse ve konusu da böyle bana hitap ederse Eflel'e de zor gelmezse inşallah 4 kitap başlamayı düşünüyorum açıkçası. Ama şimdilik okuyacağım kitaplar var. Basket konulu bir kitap olduğunu görüyoruz kapaktan da. Bana yan şeyi çok tatlı geldi. Benim arkadaşım bunu çok basit buldu ama bilmiyorum. Devre arası yazıyor. Bana çok tatlı geldi. Ve rengi ben normalde böyle turuncu renkler sevmem böyle bu tonlar. Ama öyle bir uyum yakalamışlar ki çok tatlı. Zaten çok da kalın bir kitap değil yani. Yani okumasının da kolay olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bunu da okuyup yorumlayacağız bakalım. Sıradaki kitabım da Kasırgaya Kanan Saka. Bu Hazel Noya'nın kitabı. Şimdi Hazel Noya'yla hemen çok kısa bir onu nasıl buldum, tanıdım falan filan onlardan bahsedeceğim. Hazel Noya Epesus yayınlarının yeni yazarlarından biri. Oda arkadaşım bunu almıştı. Ya zaten Wattpad'den okumuş 2 kitabını mı, 3 kitabını mı artık öyle bir şeyler. O daha fazlasını okumuş bundan. Tam şurada onun kitabından. Ve onun iki şey al 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 konusundan bahsetti. Songur'dan falan bahsetti. Böyle sincap mincap dedi arkadaşlar. Vallahi siz biliyorsanız bana spoiler falan vermeyin bu sincapla ilgili. Ben de çok merak ettim. Altını çizerek böyle incine cincine kadar böyle okumak istedim yani. Hazel Noya'yla da oda arkadaşının sayesinde tanıştım aslında. Daha sonra hemen Instagram takibi aldım ve kitapla ilgili hikayeler attım. Bilmiyorum çok tatlı bir kız bence. Ankara'da imzası olsun gideceğim. Onunla tanışmak isterim. Çünkü çok tatlı biri bence I think. İlk olarak hemen kapağını gösterelim. Ben bu arada bu kapağa çok bayıldım. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın. Buradan bir gül var. Gül fışkırıyor. Arkadaşım dedi ki kızlar Rosa diye sesleniyorlarmış. Bu onu ifade ediyormuş. Daha sonra bir yılan şu şekilde kıvrılıyor. Ama görmüş olduğunuz gibi buradaki taşlar da bir tacı sembol ediyor. Ve gülün dikenleri falan çıkıyor buralardan. Kasırgaya Sanan Saka bilmiyorum. Oha. Kasırgaya Sakan Kasa dedim sanırım. Kasırgaya Kanan Saka. Şu şekilde bir kral tacı var. Bu arada bir şey söyleyeceğim ben. Kitabın şu iç kapağını da çok sevdim. Şu an ışıktan bir dakika. Aşırı iyi bir kırmızı. Aşırı iyi. Şu şekilde ben bayılan Z. Araç şekli mektup şeklinde. Ve ben bunun da yine mesela mektup evet ama mesela mektuptan bir alıntı falan arkasında olabilirdi. Ya da kitaptan herhangi bir replik olabilirdi arkasında. Ben böyle araçların arkasında alıntıların olmasını çok seviyorum. Ve bunun gerçekten posteri inanılmaz iyi. Çok güzel ya. Rengine bayılıyorum.
Yakut. Kırmızı renk. OMG. Ne okuyacağız acaba? Merak var valla. Merak var. Bize haftama denk gelmesi çok sıkıcı. Ben normalde otururum bunların hepsini okurum yani tek tek de. İşte vize haftasına gelince işler öyle gitmiyor. O yüzden şimdilik ilk valla Beyza Alkoç'tan başladım. Onu da aşırı merak ettiğim için yani. Yeri ayrı. Ve son kitabımız. Beyaz Leke. Beyaz Leke geldi. Ben bir baktım dedim ki bu ne kadar kalın, hani ben bunun bu kadar kalın olmasını beklemiyordum, bilmiyorum, hani bana gerçekten ince bir kitap gibi gelmişti ama aşırı kalın bir şey. Bu arada ben bunun kapağını da çok beğendim. Ben kapak tasarımına gerçekten çok önem veriyorum. Böyle basit olmaması gerekiyor ve kapakta böyle beyaz ve siyah zıtlıkların olması beni gerçekten çok etkiledi. Ve 2027'de geçiyormuş. OMG. Ve bu başka bir evrende geçiyor diye biliyorum. Ben bunun editlerini çok görmüştüm. Bilmiyorum, biraz popüler kültür kölesi olabilirim ama merak ettiğim için aldım valla. Ve şu şekilde bir adalet terazisi görüyoruz. Burada terazi. Kitabın sırtı. Bence çok güzel. Bence gerçekten bakın, bence tüm yayın evleri böyle kitabın şöyle sırtını dekore etmeliler. Bence. Hemen böyle bir ayracımız var. Böyle de bir resmimiz var. Bir avukat ve bir suçlu. Unutma, hakimiyet hiçbir zaman tek taraflı olmaz. Bayılıyorum. Arkada ayracın yazı olmasına bayılıyorum. Posterini ben çok sevdim. Kitabı okumadım ama o da arkadaşım okudu ve posterin gerçekten böyle kitapla ilgili çok güzel ve tatlı detaylar barındırdığını söyledi. Üzüldüğüm şey de mesela posterlerin artık bu boyutta olması. Çünkü hani ben eskide kaldığım için böyle benim posterlerim böyle büyüklerdi. Hani şu an artık maliyetten dolayı falan büyük ihtimalle herkes küçüğe geçmiş. Aslında daha da tasarruflu olmuş ama bilmiyorum. Bir tık şey oldu. Olsun ya, minimalist. Artık ben minimalisti seviyorum her şeyi. Yani şu an değiştirdim fikrimi. Ay neyse ya, kitaplarıma vallahi kavuştum. Çok mutluyum. Bu arada bir kargom daha gelecek. Sizinle bir tane daha kargo açılım videosu çekeceğiz. Sizce Bul Beni'den sonra bu gösterdiğim kitaplardan hangisine başlayayım? Hangisini okumalıyım? Bana bir yorumlarda yazın. Kitap hesabıma buradan ulaşabilirsiniz. Buraya da tüm okuduğum böyle kitapların yorumlarını ya da okurkenki tepkilerimi her şeyi buradan görebilirsiniz. Ve bir de tabii ki Naz ve Kitapları BKM alışveriş kodum. Bu kod sayesinde BKM alışverişlerinizde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Naz ve Kitapları. Kullanın ve kullandırtırın. Kullandırın. Kullanın ve kullandırın. Neyse. Bu videom bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Öperim hepinizi. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.